Mahmut Hocam günaydın, hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın, hoş bulduk Ezgi. Nasılsın? İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız? Hamdolsun şükür bomba gibi. Oh, çok güzel. Şimdi hocam, Eyvallah. Beşiktaş haberlerimizi aktardık gazetelerde. Özellikle artık ligin kalan son 5 haftasında nasıl bir performans sergileneceğinden ziyade gelecek sezonun hazırlıklarının başladığını ve buna yönelik çalışmalar yapıldığını görüyoruz. Ama ben öncelikten başlamak istiyorum. Malum önünde bir Kasımpaşa maçı var. Beşiktaş'ın Kasımpaşa zor bir rakip. Nasıl bir mücadele beklersiniz hafta sonu? Önce onu sorarak başlayayım. Bir de az önce ekrana getirdiğimiz bir haber vardı. Valerian İsmail kalan 5 maçı kazanıp Avrupa biletini alacaklarına inanıyor şeklinde. Sizin bu konuyla ilgili görüşünüz nedir? Kasımpaşa'dan başlattı. Senin de söylediğin gibi zor bir maç olacak. Kolay bir maç değil. Artı Beşiktaş'ın bu üçlü dizilişinde Kasımpaşa'nın da elinde arkaya sarkacak çok iyi oyuncular var. Onlara da çok dikkat etmeleri lazım. Orta sahadan çok çabuk toplarla çıkıyorlar. Çabuk defans arkasında sarkıtlı toplar var. Bunları da tabii iyi analize etmişlerdir mutlaka. Ama Beşiktaş her zamanki gibi klasik oyun tarzı önde basar, rakibi önde geriye yaslamasına çalışan ve pozisyonlara giren bir Beşiktaş izleyeceğiz. O şekilde bir maç olacak ama tekrar da başta söylediğim gibi kontrataklara ve ara toplara çok dikkat etmeleri lazım. Çünkü şu andaki konum Beşiktaş'ın o pozisyon vermeye müsait bir durumda. Birkaç maçta da onları gördük. Bunların da tabii önlemlerini alacak. Hep devamlı yayınlarda söyledik yani kolay bir geçişler kolay olmuyor. Bu da hoca için bu geri kalan maçlar bu hafta tam itibariyle son maçlara kadar bu dizilişte işte oyuncuları görüyor ve bunlar hakkında da raporlarını verecek. Şu anda galibiyetler, beraberlikler o şekilde giden bir maç. Favori tabii Beşiktaş ama tekrardan Kasımpaşa'nın forvet hattında etkili oyuncuları var, çabuk çıkan oyuncuları var. Bir taraf bilhassa sağ tarafı çok iyi kullanıyorlar. Faul oynar mı oynamaz mı bilmiyorum ama oynadığı takdirde de Rıdvan'ın o pozisyon tarafını çok zorlayacak. Orada Rıdvan ve onun arkasında olan oyuncuya çok iş düşer diye düşünüyorum. Tabii bunlar bizim gördüklerimizdir. Hocalar daha iyi bilirler, daha iyi analiz ederler. Ama güzel bir zevkli bir maç geçeceğini umuyorum Ezgi. Peki Valerian İsmail'in gösterdiği şimdiye kadar sergilediği performans size Avrupa kupalarına gidebilme yolunda bir umut veriyor mu? Yani Konferans Ligi'ni hedefliyor Beşiktaş malum ve sizce kalabilir mi oraya son 5 hafta performansıyla? Tabii kalmaları için performanslar Beşiktaş'ın hep iyiydi yani. Bundan evvel değildi. Şu anda değil. Sadece bir tek üçlü oynamaya başladılar. Buradan biz yola çıkarak bir övgüler sunmaya çalışacağız ama değil. Bundan evvel de girdiği pozisyonları Beşiktaş o diyelim ki bir maçta 7-8 veya 10 pozisyona giriyorsa bunların 6 tanesi net ve hiçbirinden falan bir şey çıkaramıyorsanız burada Beşiktaş'ın bulunduğu bu konu olmaması gereken bir konumdu. Ama şu anda ne var? Beşiktaş bundan evvel de pozisyona gidiyordu, şu anda da pozisyona gidiyor. Girdiğiniz pozisyonları maç bundan sonra da değerlendirecek misiniz ve önünüzdeki rakiplerin puan kayıpları önemli. Yani bu anda hem size bağlı hem de rakiplerinize bağlı. Şu anda tabii bunları söylemek biraz zor ama gidişat oraya doğru. Önce tabii siz maçları kazanacaksınız. Rakibi de kaybedeceği puanlara bakacaksınız. Yani çok fazla bir değişiklikten ziyade oynanan oyun hemen hemen aynı. Sadece dört yerine bir üçlü sizi oynatılıyor. Ve onda da şu anda kadar gördüğümüz kadarıyla biraz aktif gözüküyor ama gene de aması var. İşte rakiplerinizin önceliği ve başarı konusu önemli. Forvet hattındaki top tutmalarına bağlı. Kasımpaşa'da enteresan bir takım. Önde forvet hattı hakikaten etkili oyunculara sahip. Burada işte göreceğiz. Önemli olan Beşiktaş'ın maç kazanması ve rakiplerin kaybetmesi. Ondan sonra Avrupa serüveni başlar. Peki biraz da Ezgi. transfer gündeminden bahsedelim isterseniz. Çünkü bütün gazetelerde artık Beşiktaş'ın gelecek sezon planlamalarından bahsedildiğini görüyoruz. Valerian İsmail de yavaş yavaş takımla ilgili raporlarını hazırlamaya başladı. Özellikle geleceklerden ziyade gidecekleri konuşarak başlayalım isterseniz. Oğuzhan, Gökhan Töre, Mehmet Topal artık kadroda düşünülmeyen isimler. Alex Teixeira ve Pjanić için de yeni sezonda birlikte çalışmak istemediği oyuncular olduğundan bahsedilmiş Valerian İsmail'in.
Sadece Batshuayi konusunda bir kararsızlığı olduğundan söz ediliyor. Siz bu isimlerle yolların ayrılmasını nasıl görüyorsunuz? Batshuayi'den yola çıkalım sondan. Batshuayi tutarsanız işte ne tarzda bir oyuncu almanız lazım. Atıyorum işte Charlotte ismi geçtiği için onu söylüyorum. O tarzda bir oyuncu olursa ikisi de çok iyi iş yapar. Birisi gezginci olur, birisi işte rakipleri çeker, öbür tarafta da Charlotte'a pozisyonlar hazırlanır. Batshuayi dışarıda da oynatabilirsiniz. O özellikleri de olan bir oyuncu ve çabuk bir oyuncu, yılmayan bir oyuncu, devamlı mücadele ve oyunun içinde olan bir oyuncu. İşte son vuruşlardaki sıkıntıları Batshuayi bize kötü futbolcu gibi lanse ettirilmeye çalışılıyor ama değil esasında. Önce oralara gireceksiniz, o pozisyonları arayacaksınız, devamlı oyun içinde olacaksınız. Bu tarzda bir oyuncu bizim ülkemizin futbolunda uygun mu? Uygun bir oyuncu. Eğer Charlotte'u alırlarsa ki olursa veyahut da o tarzda bir oyuncu Batshuayi daha farklı bir işler yapar ve Beşiktaş'a bu sezonki katkısından daha fazla gelir. Diğerlerine gelirsen Alex Teixeira 7-8 ay oynamamış bir oyuncudan bahsediyoruz. Ve geldiği zaman da direkt oyunlardan sonra bir sakatlık nüksetti. Bunu toparlanması kolay değil. Ya bir darbeli ligde oynuyorsunuz, mücadeleci bir ligde oynuyorsunuz ve burada toparlaması çok kolay olmuyor. Onun için Alex Teixeira için çok önyargılı olmamak lazım. Hemen karar vermemek lazım. Bunu belki o şekilde sunuluyordur ama belki hoca da bunun bakacaktır gidişatlarına. Çünkü uzun bir dönem o sakatlık da az buz bir sakatlık değil. Diğerlerine gelirsen onlar artık ayrılması gereken Beşiktaş da emekliliğine gitmeye yoluna geldi. Öyle oyuncuların da artık Beşiktaş gibi şampiyonluğu kovalayan, her sene şampiyonluğu kovalayan bir takımda artık fazla yer alacaklarını tahmin etmiyorum. Doğru bir karardır. Onların da gideceği yerler vardır belki. Teklifler vardır. Gitsinler, oynayacakları yerlerde oynasınlar. Bundan sonra da Beşiktaş'a isimler işte Mehmet Topal'dan bahsettin, Gökhan Töre'den bahsettin, Oğuzhan'dan bahsettin. Artık Beşiktaş'a çok fazla bir katkı verecekleri tahmin etmiyorum. Ezgi. Peki hocam, şimdi Rıdvan'la ilgili bugün çok fazla haber görüyoruz. Bir taraftan Beşiktaş'ın Lyon'dan teklifini artırmasını istediğine yönelik haberler var. Bir taraftan da Valerian İsmail'in Rıdvan'la ilgili olumlu rapor verdiği ve yerine yenisini arayacağımıza, başka bir oyuncu bulmaya çalışacağımıza, Rıdvan'ı göndermeyelim ve elimizde tutalım şeklinde. Sizce doğru olan hangisi? Şimdi hocanın tabii kararı bence doğru bir karar. Bu tarzdaki oyuncuları ararsınız veyahut da bu şekilde genç olan oyuncuları ararsınız. Rakamlar 10 milyondan başlıyor. Veyahut da çok çok cüzi olarak Güney Amerika'da falan bulacaksınız. Farklı bir ligde olabilir, çok parlamamış bir oyuncu olabilir ama aynı kapasitede o da çok araştırması gereken bir yerdir. Tabii yönetim de bir tarafta girecek kasaya girecek parayı düşünüyor. Yani 10 milyon bile Rıdvan için şu anda iyi. Opsiyonlarınızı kullanırsınız. İşte satış taklar bunlar zaten yapılan bir şeyler. Önce o teklifin gerçeklerini bilmek lazım. Yani ne kadar doğrudur, ne kadar değildir bilemeyiz ama öyle bir teklif varsa Rıdvan da gitmek istiyorsa Lyon Fransa'nın elit kulüplerinden. Yani hani geçenlerde de konuştuk ya gideceksiniz ilk dörtte falan oynayan ülkelerin takımlarına gidin diye. Lyon'da her zaman için kupalarda olan şampiyonluğa oynayan elit kulüplerine. Tabii rakam önemli. Yöneticim de o tarzda konuşuyor. Ha, oyuncu bulursunuz, sol bekte bulursunuz. Türk oyuncu bulabilir misiniz? Türk oyuncu şu anda zor sol bekte. Rıdvan şu anda hemen hemen ivme kazandı ve elit oyuncuların statüsünde bu tarzdaki Türk oyuncuyu bulmak şu anda bizde çok kolay gözükmüyor. Onun için hoca da bir tarafta haklı, yönetim de bir tarafta haklı. Bakalım sonuçta ne çıkacak ama tabii her zaman için ekonomik şartlar ön plana gelir yönetim için. Şimdi Ezgi. Türk oyuncu demişken isterseniz Beşiktaş'ın gündemindeki yerli isimlerden de biraz bahsedelim. Tabii sol bek değil ama diğer mevkilerde özellikle Abdülkerim Bardakçı isminin öne çıktığını görüyoruz. Yine Malatyaspor'dan Mustafa Eski Hellaç gündeminde ve yine geçen sezon da aslında Beşiktaş'ın gündemine gelen ama gerçekleşmeyen bir transferdi. Kaan Ayhan yine Beşiktaş'ın gündeminde olacağı söyleniyor. Bu yerli oyuncular Beşiktaş'a istediği katkıyı verebilecek midir? Tabii Abdülkadir'i biliyoruz gösterdiği performans çıkışı şu anda
mükemmel bir sezon yaşıyor. Beşiktaş'a katkı verebilir mi? Niye vermesin? Olur. Kavanay'ı zaten anlatmaya gerek yok. Üç pozisyonda kullanabileceğiniz bir oyuncu. Böyleleri de Avrupa'da da her zaman için rövanşta, yani iki pozisyonda oynayanlar. Öbür taraftan da Mustafa kardeşimiz de Malatya'da bu sezon iyi bir başarılı geçirdi ama her zaman için sizde alternatif olabilecek ve ileriye dönük olabilecek bir oyuncu. Tabii büyük takımlarda oynamak biraz farklı oluyor. Takımlarınıza gösterdiğiniz performanslar çok yukarıda olabiliyor ama zaman zaman da burada sıkıntıları yaşıyorsunuz. Ne kadar erken gidersiniz o kadar o takıma adapsanız daha farklıdır. Çünkü hep önde oynayansınız. Dar alanda çok çabuk olmanız lazım, çabuk düşünmeniz lazım. Teknik kapasiteniz, oyuna bakış açınız, perspektifiniz, bunların hepsi bu büyük takımlarda arınan meziyetler. Onun için evet iyidir Mustafa açısından, çünkü devamlı kontratak oynayan bir takımda oynadı ve karşılayan bir takımda oynadı. Buralarda biraz farklı meziyetler isteniliyor. Tabii geldikten sonra çalışmalar ve onun üzerine buradaki oyun tarzları biraz daha üzerine katabilir. İlerisi olan bir oyuncu ama ilk etapta alternatif olarak düşünülür diye ben görüyorum Mustafa'yı. Ezgi. Hocam son olarak size hemen bir forvet Lütfen. gündemini de sormak istiyorum. Zira biz işte Sörloth gelirse katkı sağlar, Sörloth'la birlikte Batshuayi de katkı verebilir dedik. Ama burada konuşmadığımız bir Güven Yalçın ismi var. Şimdi yabancı kuralının seneye nasıl olacağı henüz belli değil. Bu noktada Beşiktaş Güven'le anlaşmak istiyor ama size göre Güven'in Beşiktaş'ta göstereceği performans bunun ne kadar üzerine çıkabilir? Yoksa yollar ayrılmalı ve teklifler değerlendirilmeli mi? Bence Güven tarafından da ortaya bakalım. Beşiktaş'ta kalması her zaman için faydalı. Şu andaki Güven dış koridorlarda da oynamasını bilen bir oyuncu. Ve buraya alıştı. Artık Türk mentalitesine alıştı, Türk futboluna alıştı. Ve zaman zaman da epey işler yaptı. Yani perspektifi de geniş tutmaya başladı. Güçlü bir oyuncu. Beşiktaş'ta kalırsa iyi olur ama sen ben yayına girmeden evvel okuduğunda gazete küpürlerinde işte yurt dışından, Almanya'dan falan. Ama ben şöyle gerçekleri konuşurum ben. Bilirsiniz ki. Yani Almanya'da sizin Beşiktaş ayarındaki takımlar size teklif yapmaz. Orası geçti. Hani nereye gidersin? Union Berlin olur. Hertha BSC olur. Veyahut da yeni çıkacak takımlar. Öyle Gladbach'tan, Bayer Leverkusen'den, Leipzig'ten falan o tekliflere gelemezsin. Size o da yatırımları yapmazlar. Ben Güven'in yerinde olsam Beşiktaş'ta kalmayı tercih ederim. 3 aşağı 5 yukarı çok fazla abartmadan da çünkü daha çok epi bir yolu var, kat edecek bir yolu var. Önce bu seviyelere gelip buralarda o formayı almak ve hak etti de aldı. Evet. Bence bu sezon, önümüzdeki sezon Güven'in daha farklı bir performans göstereceğini tahmin ediyorum Beşiktaş'ta kalırsa. Peki Mahmut Alparslan, çok teşekkürler yorumlarınız için. Size güzel bir Rica gün ederim. diliyorum. Rica ederim. İyi çalışmalar, iyi yayınlar. Çok teşekkürler.